nikahlarla bu dünyaya geldik. Besmele ile kurulmuş sofralarda lokma yiyen babalarımızın çocukları olarak doğduk. Camilerin heybetini ve ibadet kutsiyetini koruduğumuz gibi bu ecdadımızdan devraldığımız, fethettiği topraklardaki bağlarda yediği bir üzümün parasını bile o bağdaki ağaca asan adamın çocukları birbirine hile yapamaz şimdi. Sen Ebu Cehil'den, Ebu Leheb'ten nefret ettiğin gibi haramdan nefret etmek zorundasın, haramcıdan nefret etmek zorundasın. Sen sıradan insan değilsin, sıradan bir ümmetin bağlısı değilsin, sen sıradan bir mümin de değilsin, ümmeti Muhammed'sin. Sen miraç görmüş bir peygamberin insanlığın standardını fani dünya topraklarındayken bile miraca çıkarmış bir Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetisin sen. Helal yemek zorundasın. Sadece tuvaletteki temizlik yetmez. Mutfağı da taharetlemek lazım. Necasetten, pislikten, kirden, hayasızlıktan. Kardeşler, haram sadece domuzluk değildir. Haram bütün evrilik çevirik işlerdir. Helal olan neyse mümin onda kalacak, haramdan şiddetle uzaklaşacak. Aksi takdirde namaz ve oruçtan ibaret, bir de cenazedeki şovdan ibaret bir Müslümanlık, Ebu Bekir'in peşinden gidilen Müslümanlık değildir. Çünkü Ebu Bekir'in çıtası bu çıtanın çok üstündedir. Çünkü onlar bir tek lokma midesine girecek olsa midelerini hançerleyip o lokmayı dışarı atacak çapta Allah'ın haramından korkmuşlardı. Çocuklarımız aç kalsın, haramla büyümesin. Şüpheli şeylerle büyümesinler. Aziz dostlarım, elbette biz haram kültürümüzü, helal kültürümüzü, bu ikisinin sentezinde bilmemiz gereken fıkıh bilgimizi böyle bir kısa ders üzerinden bitiremeyiz. Ama ciddi bir şekilde tıpkı çocuklarımıza abdesti öğrettiğimiz gibi, tıpkı biz şu iş nasıldır, bu nasıldır diye hoca efendilerin önüne oturup ilmuhal bilgisi öğrendiğimiz gibi, ne yenir ne yenmez, ne helaldir ne haramdır, bunu da öğrenmek zorundayız. Artık hocalarımıza kamuoyu baskısı yapalım. Müftülüklere baskı yapalım. Çocuklarımıza her sene abdesti öğretiyorsunuz. Çocuk en büyük ihtimalle, en geri zekalı çocuk 4 defa musluğun başına geçse abdest alır. Bunun için bir yaz boyu camiye gitmek gerekmez herhalde. Kur'an-ı Kerim denen kitabı okumak için de 3 saatten fazla bilgi lazım değildir. 2 saat de yeterlidir. Ama cipsle büyümüş çocuğu helal dairesine getirmek için bir ömür bile yetmiyor. Ya keşke hoca efendiler, kendilerine emanet edilen çocukları, keşke dernekler, vakıflar, kendilerine emanet edilen çocukları ellerine alsalar, bir markete götürüp parmakla göstererek, bak bunun arkasında ne yazıyor, bak bu neyle iman edilmiş, bak bu Allah'ın yasak ettiği şeyle üretilmiş diye keşke gösterebilsek. Keşke eğitimimizi marketlerde yapsaydık. 3 gün camide, 3 günde şehir marketlerinde. Neden? Çünkü marketi kullanmasını bilmeyen nesil camide cuma hutbesini dinlerken uyuklayacaktır. Ne Allah'ın ayetlerini ne de peygamberin hadislerini dinleyecek bir cemaat bulmak mümkün değil. Cemaat kestiriyor. Çok diş hastalığı yemiş cemaat midesinden gidiyor zaten. Seni mi dinleyecek? Biz artık çağımızın gerektirdiği eğitim dediğimiz zaman bilgisayarlı, slaytlı eğitim yapıyoruz. Renkli renkli kitaplar basıyoruz.
namazın farzlarını şema olarak çıkardık. Bunu çağdaş eğitim zannetmeyelim. Çünkü artık bir çocuk oturduğu yerden tuşlara basarak da namazı öğrenebilir. Hatta çok yakında namaz kılıp kıldığı namazdaki yanlışları öğreten bilgisayar programı da çıkabilir. Belki de çıkmıştır dünyanın bir yerinde. Şunu yanlış yaptı, rükû böyle olmaz diyen bilgisayar var. Kur'an-ı Kerim'i okutup sen yanlış okuyorsun, min böyle denmez diyen bilgisayar programı var. Yakında namaz içinde olur. Ne yiyeceğini, ne içeceğini öğreten bir program yapmaz bu melunlar zaten. Bunun için bu zamanın eğitimi bilgisayarla Kur'an öğretmek, camiye gelen çocuklara slaytla göstermek, namazın farzlarını şema ile göstermek değildir. Bu zamanın belası neyse, şeytan bu asırda kulluğumuzu lekeleyecek ne çıkardıysa piyasaya, bizim eğitimimizin konusu da o olmalıdır ki çağdaş cihadın çağdaş şartlarına uygun bir iş yapmış olalım. Eğitim budur. Eğer biz hala ne yiyeceğimizi bilmiyorsak, ekmek bıçakla kesilince mekruh olur mu olmaz mı diye hala bir şey tartışıyorsak biz çağın da çağların da gerisinde kaldık demektir. Ekmek zehir zemberek olmuş, sen hala bıçakla mı kesilir, testereyle mi kesilir, onun kavgasını yapıyorsun. Ekmeğin kırıntılarını keşke toplamasa çocuklarımız sofradan da biraz az zehir yemiş olsalar. Ne yiyor çocuk? Bu kırıntısı toplanır bir şey midir? Odunun talaşını topluyor musun? Ekmek midir yedik? Bunu ciddi bir şekilde düşünmek eğitimdir. Eğitimci olmak, insanların sorumluluklarını üstlenmek, vakıf sahibi, dernek sahibi olmak, sendika sahibi olmak budur. Sadece işçilerin mutfak masrafını hesaplamak sendikacılık değildir. İşçi zaten biliyor mutfağının masrafının kaç para olduğunu. İnsanların gıda ile ayakta duracaklarını şeytan da biliyor, Allah da böyle yarattı zaten. Şeytan da biliyor ki kursaklarına hakim olduğum insanların anlık secde görmez. Görse de o secde işe yaramaz, bunu şeytan çok iyi biliyor. Keşke şeytan ve şeytanın adamları kadar biz de kursağımızdan geçen şeylerin aslında adamlığımızı veya nadanlığımızı ortaya çıkaracak bir şey olduğunu keşke biz de anlamış olsaydık. Kardeşler, bu ümmet yeryüzünde Allah'ın halifesidir. Yeryüzünde Allah'ın murad ettiği şeyleri en kaliteli, en iyi şekilde yaşama iddiasında olan biz ümmetiz. Bizim soframız da önemli, camimiz de önemli, cihadımız da önemlidir. Bizim sofralarımız az olur, öz olur, temiz olur olmalıdır. Kaldı ki iftar sofralarımızda bile Allah'ın haram edip etmediği belli olmayan şeyleri yemeye başladıysak vay bizim halimize be, vay halimize bizim. Kardeşler, bir noktayı daha perçinlemek istiyorum. Sadece domuz, faiz haram değildir. Sadece çalmak haram değildir. Tıbbın insana zararlı gördüğü her şey de haramdır. Bir diş uzmanına, sadece diş çekene değil, insanın diş yapısını bilen bir uzmana sorduğunuzda insanlığın bu asırdaki diş sorunu gazlı içeceklerdir diyor. Gazlı. Sonra da kendisi de sana güzel bir gazoz ikram ediyor. Halimiz budur işte. Şu önümdeki masanın üstüne gazlı içeceklerden bir bardağı dökün. Sabahleyin de gelin bakın mobilyanız ne hale gelmiş. Tahta kurusu yemiş gibi oluyor. Bu tahtayı bir günde çürüten bir nesne. İnsanın midesini ne hale getiriyor? Tıp bir yandan Avrupa'daki okullarda gazlı içeceklerin satılmasını yasaklattırıyor. Ama bizim gibi ülkelerde su tüketiminden fazla gazlı içecek tüketiyor yeni nesil. Dişi de midesi de çürümüş bir nesil geliyor. Elmayı ısırarak yiyemeyen bir nesil geldi. Müzeye mi koyarsınız, cennete mi götürürsünüz bilmem. Elma ısırmayı bilmeyen nesil gelmiştir.
annesinin en tabii temiz şekilde bahçeden toplayıp yaptığı bir hoşafı iğrenen, bunu nasıl içeceksiniz diye kusacağı gelen bir nesil gelmiştir. Aynı şeyi bir şişeye koyup üstüne de eğri büğrü zıplayan bir adam resmi koyup uydurukta Rangurs diye bir firma ismi koy, önüne koy, bu yeni çıkmış değil. Ambalaja özden fazla değer veren, portakalın adeta kabuğunu yiyip içini çöpe atan bir nesil çarpıktır. Trafiğe ters dalmış bir araç bekliyoruz. Ne zaman, nasıl uyanacağız? İşte inşallah bu tür hamlelerimiz, bu çalışmalarımız uyanmamızı, ayağa kalkmamızı, ümmeti Muhammed şahsiyetine yeniden sahip olma hamlemizi gerektirecek inşallah. Çocuklarımızı eğitme programımıza abdest gibi gıdayı da ilave edelim. Bir arkadaşımız bütün ansiklopedileri karıştırsın, haram olan, yenmesi haram olan hayvanların resimlerinden figürler yapsın, bu yenmez. 2 yaşındaki çocuğa büyük domuz figürü yapalım. 7 yaşına geldiğinde domuzun başını gösterelim. Ondan sonra çocuklarımızı eğitelim. Ve çizgi filmlerinde domuz figürü olan haram hayvanları, beslenmesi, büyütülmesi, kesilmesi haram olan hayvanları sempatik köpek, cici domuz haline getiren çizgi filmi de Yahudi propagandası kabul etmediğimiz, Siyonizmin bizim içimize dalan bir casusu olarak kabul etmediğimiz sürece de çok bir şey anlamadık demektir biz. Çünkü benim şeriatım alkolü haram ediyor. Sen alkollü bir sahnenin bulunduğu filmi göstermiyorsun. Çıplak kadının bulunduğu filmi göstermiyorsun. Domuzun narin, tatlı, sempatik bir kuzu gibi olduğu, hatta insandan daha merhametli bir hayvan, insanı bile o kurtarıyor diye çocuğun şuur altına domuz perestlik yerleştiren bir çizgi filmde sakınca görmüyorsun ama kadın resmi gördün mü kıyamet kopuyor. Bu Siyonizm aleti. Öbürü domuzizm aleti o zaman. Biz basiretli bir ümmetiz. Her türlü domuzluğu anlamak zorundayız. Aksi takdirde bugün domuzu merhametli, insanı bile zora düştüğünde kurtaran, hayvanlar arasında en şirin, burnu traktör lastiği gibi hayvanı bu şekilde şirin gören bir nesil, yarın sofrasında domuz pirzolası gördüğünde belki bu cici hayvanı niye kestiniz diye yemeyecektir. Haram olduğu için değil. Nasıl ona Allah'ın domuzu haram ettiğini öğreteceksin. Kardeşler, dünya üzerindeki mücadelede rakibimiz şeytan on binlerce senedir proje üzerinde çalışıyor. Bu mesele Siyonizm meselesi filan değildir. Geç bunlar. Amerika'ymış, Batı'ymış. Kaç senedir Amerika var dünyada be? Varlığı yokluğu daha ispat edilmiş bir mahluk değil. Diyorlar öyle bir mahluk çıkmış bir kıtada. Kimdi? Nereden varlığı çıktı? Nesebi olmayan bir millet. Ne var burada? Şeytandır asıl proje sahibi. Bugün çizgi filmlerde domuzun çocuklara sevdirilme projesi kim bilir şeytanın üzerinde 5000 senedir çalıştığı bir plandı. Şimdi uygulayabildi onu. Böyle güçlü bir düşmanın karşısında esneyerek yol alamayız biz. Tuvalet terbiyemizden sofra terbiyemize kadar her şeyimizi yenilemek zorundayız. O zaman belki Allah'ın rahmeti sağanak sağanak üstümüze yenilecektir. O rahmetle temizlendikten sonra kulluktan daha çok zevk alacağız. O zaman Allahu Ekber diye Rabbimizin huzurunda durunca mızraklansak bile onu hissedemeyeceğiz Allah'la beraber olduğumuz için. Selamünaleyküm. Hocam, soru sormak isteyenler için kağıt dağıtılmış. Eğer müsaitseniz. Evet, hocamıza soru sormak için isteyenler için az önce kağıt dağıttı arkadaşlar. Eğer sorusu olanlar varsa iletebilirler. Evet, şuradaki abimize de kağıt verebilirsek sorusu varmış. Bir şartla cevap verelim. Buyurun hocam, şart sizindir. Ben demokrasiye inanmıyorum ama bu doğru.
Tabii ki hocam. Nasıl arzu edersiniz? Bizim kaldırabileceğimiz gibi mi? Yoksa bildiğiniz gibi mi? Tamam abi. Soru sormak isteyenler olursa arkadaşlarımız kağıt verelim. Abimiz parmak kaldırıyor. Sözel değil de yazılı olarak hocamıza iletelim sorularımızı. Evet, bu arada çıkan misafirlerimiz için ilan etmiş olalım. Dışarıda hanım komisyonlarımızdan ablalarımızın yapmış olduğu kermesimiz mevcut. Öğrencilerin yararına satış yapılıyor. Helalinden üretilen mahsullerden. Ve beraberinde Nurettin hocamızın kitapları mevcut dışarıda. Arzu edenler alabilirler. Kardeşler, soruların bir kısmı benim konuşmamdan önce yazılmış. Mesela öğlen gıda konusunda hassasiyet olmayan ticaret merkezleriyle ne yapacağız diyor. Yani bunu anlatırım zaten. Biz ümmeti Muhammed'iz. Herkes cephesine çekilsin. Herkes Ebu Cehil'in ve Ebu Bekir'in saflarından hangisinde yer alacağını bulsun. Bunu ayrıntılamamız doğru değil. Burada bir iki tane soru var arkadaşlar. Bana zarar olmaz ama teşkilata zararı olur cevabım. Dolayısıyla müsaade edin bunu bütün demokratik gücüme rağmen cevap vermek istemiyorum. Hocam hemen sizi bırakmıyoruz. Bir plaket takdimimiz olacak. Murat Nurettin Yıldız hocamızdan başlayalım. Habib Seyret Başkanımız, Gençlik Komisyonumuz Başkanımız, Çalışan Gençlik Başkanımız plaketlerini vermek üzere buyurun. Beraberinde Murat Berker, Çalışan Gençlik Komisyonumuzun teşkilat sorumlusu. Ödüllerin plaketini vermek üzere Mahmut Aydın Başkanımızı alalım. Buyurun hocam. Evet, bu arada dışarıya çıkışta ufak bir sıkıntı varmış. Maç bittiği için dışarıda bir izdiham olduğundan dolayı biraz sabredersek kapılarda sıkıntı olmasın. Bir 10 dakika müsaade edin. Buyurun.
Murat Erken Teşkilat Komisyonu Başkanımız. Evet, katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ederiz. İnşallah ömrümüzün bundan sonraki kalan kısmında helale daha yakın, haramdan daha uzak bir hayat Mevla bizlere nasip eylesin. Bunun için gayret bizlere nasip eylesin. Hayırlı geceler.